Doçent Doktor Çelik, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda düzenlenen Ulus Çağında Balkanlar ve Milliyetçilik Konferansı'nda konuştu. Balkanların Osmanlı İmparatorluğu açısından çok stratejik rol oynadığını ifade eden Çelik, Osmanlı Devleti için Balkanların çok önemli bir bölge olduğunu söyledi. Çelik şöyle konuştu. Bunları bilmekte fayda var. Osmanlı klasik döneminde Osmanlı bir Balkan devleti olarak aslında imparatorluk seviyesine ulaştı. Yani Osmanlı'yı bir anlamda imparatorluk seviyesine çıkaran Balkanlardaki fetihleri oldu. Bu fetihleri sağlarken de özellikle az önce söylediğim parçalı yapıdan oldukça önemli ölçüde istifade etti. Ve sonucunda Osmanlı Balkanlarda yapıyı kurarken birinci öncelikli olarak da buranın insan kaynağı, maddi kaynaklarını kullanmaya çalıştı. Bu açıdan Osmanlı protokolünde Rumeli her zaman birinci öncelikliydi. Ve bir anlamda imparatorluğu yükselten Rumeli'ydi. Rumeli'yi kaybettiği zaman imparatorluğun çökmüş olması da ironik bir durumdur. Ve bu açıdan bakınca Balkanları kaybettikten 10 yıl sonra imparatorluğun dağılmış olması elbette ki koşullar da etkilemiştir, farklı koşullar vardır ama bunu da göz ardı etmemek gerekir. Osmanlı Devleti'nin Anadolu topraklarından önce Balkanlarda fetih hareketleri gerçekleştirdiğini vurgulayan Çelik, Osmanlı'nın Balkanları ele geçirdiğinde İzmir ve Ankara'nın Osmanlı toprağı olmadığını belirtti. Osmanlı öylesine bir Balkan devletiydi ki Anadolu'yu ele geçirmeden Balkanlarda yayılmıştı ve genişlemişti. Bu anlamda baktığımız zaman Osmanlı'nın Balkanlarda güçlü bir etki yaratabilmesinde tabii ki uyguladığı politikaların, oradaki devşirme sistemiyle toplumun belli kesimlerini devletin içine kanalize edebilmesinin önemli bir rolü var. Ve bu insan kaynağı ve coğrafyadan faydalanma avantajlarını öylesine etkin kullanıyor ki,